Elazığ'ın Ağın ilçesinde Keban Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle ortaya çıkan ve balık avlamaya giden bir kişi tarafından fark edilen dev obruk ilgi uyandırdı. Obruk'ta Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ercan Aksoy inceleme yaptı. Keban Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle dev obruk ortaya çıktı. Emek! Türkiye! Elazığ'ın Ağın ilçesinde Keban Baraj Gölü'ne 8 yaşındaki kızıyla tekneyle balık avına çıkan Vahdet Gündüz, kıyıdan yaklaşık 150 metre içerideki bir tepenin arka kısmında içerisinde su bulunan dev bir çukur olduğunu gördü. Şu anki bulunduğumuz nokta tamamen su altında kalan bir yerde. Burası tamamen suyla kaplı, sadece bir koy şeklinde ağlarımızı attığımız bir yer. Alt tabanında böyle bir oluşumun olduğundan hiç habersiz bir şekilde oltalarımızı atardık. Çok büyük turnaların yakalandığı, çok büyük sazan balıklarının yakalandığı bir yer. Gündüz, görünümüyle ilgi uyandıran dev çukurda detaylı tetkik yapılması için durumu Fırat Üniversitesi yetkililerine bildirdi. Teknemizle getirdiğimiz zaman buraya gelen arkadaşlar olsun, aileler olsun fotoğraf çekiyorlar, selfie çekiyorlar. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ercan Aksoy, söz konusu bölgede yaptığı incelemede dev çukurun baraj gölündeki su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan dev bir obruk olduğunu tespit etti. Nasıl bir bağlantı var? Bir mağara sisteminin çökmesiyle mi oluştu veya çatlaklar boyunca mı geliyor? Bunun ortaya konulabilmesi gerekiyor. Bunun için de gerekli araştırmaların yapılması planlanıyor. Belki de daha bölgedeki daha büyük bir mağara sisteminin bir parçası olma ihtimali var. Aksoy, yapılacak detaylı incelemeyle obruğun ne zaman meydana geldiğinin tespit edilebileceğini söyledi. Bölgedeki kayaların yaşları 200 milyon yıl civarında. Tabii obrukların oluşumunun yaşlandırılabilmesi için bu mağara sistemlerinin, yani obrukta bunların bir parçası, sarkıt ve dikitlerin yaşlandırılması gerekiyor. O zaman bu mağara sistemi ve bunların bir parçası olan obrukların ne zaman meydana geldiğini daha net olarak konuşmak mümkün.